Ben bizzat şahit olduğum bir yerel market var. Tezgahtaki ürüne günde 3 defa etiket değiştiriyor. Tezgahtaki ürüne. Bir tane bankacıya geliyor bir hacı amca. Kız da işte hacı amca ile ilgili bir işlem yaparken sol eliyle çayı içiyor. Hacı amca diyor ki ya evladım diyor sol elle içmek, sol elle yemek doğru bir şey değil diyor. Ne yapayım amcacığım senin faiz hesabını yapıyorum sağ elimle diyor. Burada dedi parayı yönetmek lazım. Anlamadım dedim. Abi dedi şimdi dedi mesela sende çalışanların aylığını bir hafta geciktirirsen dedi. İçinde dedi yüzde bilmem kaçı sana bedavaya gelir. Yani bunu Almanya'da bir iş adamı bana söyleseydi herhalde onun tüm arkadaşları afroz ederlerdi onu. Çok ahlaklı olduklarından değil ama böyle bir şeytanlığı öğrenmedikleri için. Dinimizce faiz haram, bunu hepimiz biliyoruz. Ama şimdi enflasyon diye de bir gerçek var hayatımızda. İslamiyet'in bu enflasyona, bu tarz konulara çözümü nedir? Şimdi bizim bir Müslüman olarak yapmamız gereken ne? Bizim değiştirebileceğimiz bir şey var mı bunda? Benzinin yükselmesinden ben de şikayetçiyim. Şikayetçi derken rahatsızım. Ancak petrol, benzin tüm dünyada pahalandı. Bu pahalanacak da, yani bundan sonrası için de öyle pembe pancurlu evleri düşünmesin hiç kimse. Tüm dünyada oynanan bir oyun var. Pandemi hikayesiyle başladı ve devam edecek. Bu onların planları. İslam'ın çözümü var mı? Evet, Allah'a teslim olmak. Yani kebap oldu bilmem ne kadar. Evet, ben de çarşıya çıktığımda şaşırıyorum. Ancak bu fiyatların çoğu petrol gibi, altın gibi değil. Ne yazık ki ticari ahlaktan yoksun olmamızın da bir sebebi. Ben bizzat şahit olduğum bir yerel market var. Tezgahtaki ürüne günde 3 defa etiket değiştiriyor. Tezgahtaki ürüne. Yani halden almış gelmiş koymuş oraya. Fiyatı belli, marjı belli, karını hesapladı. Ama duyuyor ki herhalde, duyum alıyor. Yarın bu mal daha da pahalı olacak. O yarının işi. Bugünden o yarın düşünüyor. Şimdi ayette hacla ilgili aslında ama diyor ki elinizin ulaşabileceği bir avla sınanacaksınız. Elinizin ulaşabileceği. Manavın elinin ulaşabileceği av nedir? Etiket değiştirmek veya market sahibinin. İşte orada sınanıyorlar, farkında değiller. Ben İslamiyet öncesinde iş yaparken hiç faizden para almadım, faize de para vermedim. Türkiye'de iş kurmaya geldiğimde, o zamanki çevrem, eski mahalle, dedi ki burada dedi parayı yönetmek lazım. Anlamadım dedim. Ben Almanya'da şirketim var, Türkiye'de şirket kuruyorum. En iyisi dedi iki ortaksanız bir tanesi sadece finansmana baksın. Niye finansmana baksın? Para benim zaten, yatırıyorum. Abi dedi şimdi dedi mesela sende çalışanların aylığını bir hafta geciktirirsen dedi. İçinde dedi yüzde bilmem kaçı sana bedavaya gelir dedi. Yanında çalıştırdığın insanın, sen patronsun, bir hafta geciktiriyorsun 3-5 tanesini bedavaya getirmek için. Yani bunu Almanya'da bir iş adamı bana söyleseydi herhalde onun tüm arkadaşları afroz ederlerdi onu. Çok ahlaklı olduklarından değil ama böyle bir şeytanlığı öğrenmedikleri için. İnternette dolaşmıştı. Benim tanıdığım birinin ablasıymış. Sonradan öğrendim. Ben ilk internette gördüğümde bunu fake sanmıştım. Bir tane bankacıya geliyor bir hacı amca. Kız da işte hacı amca ile ilgili bir işlem yaparken sol eliyle çayı içiyor. Hacı amca diyor ki ya evladım diyor sol elle içmek, sol elle yemek diyor. Doğru bir şey değil diyor. O da bakıyor. Ne yapayım amcacığım senin faiz hesabını yapıyorum sağ elimle diyor. Şimdi bakın mesela domuz eti. Domuz eti hakkında ne yazıyor Kur'an'da? O bir pisliktir diyor. Peki faiz hakkında ne yazıyor? Faiz alan diyor Allah ve Resulüne savaş açmıştır. Daha ne diyelim? Ha kendine çok güveniyor, savaş açmak istiyorsa biri buyursun açsın. Ama Müslümansan faize para yatıramazsın. Bunun bir de şöyle açılımı var. İslami bir şey düşünsek. Yaşam. Faiz olmadığına göre parası olan biri ne yapacak? Çünkü zekat vermek istiyor. Paranın da işlemesi lazım. Hem de erimemesi lazım. O zaman etrafında güvenilir gençler veya iş adamları olacak ki onlara ortak olacak. Ortak olduğu zaman sorun yok. Çünkü kâra da zarara da ortak.
Diyelim işte 100 bin lirası var. Gencin biri de bir girişimde bulunuyor. Şimdi bu genç de şunu bilecek. Ben küçüklüğümden itibaren güven veren biriysem, iş kurmaya kalktığımda bana destek olacak etrafımda çok insan olur. Diyelim ki ben böyle bir şeye giriştim. O gencin eğer henüz bilmediği bir şeyler varsa, sırf kendi param için değil, o gencin gelişip gerçekten daha iyi bir duruma gelmesi için ben de dört elle sarılacağım. Nerede yardım istiyorsa bakacağım. Şimdi ne oldu? Hem benim param değerlendi, hem bir genç iş adamı bir girişimde bulundu ve iyi gidiyor. Çünkü bir de hani benim tecrübem, başkasının tecrübesi giriyor. Ve bir iki sene sonra belki genç çok iyi duruma gelecek. O zaman da onu artık eğer içine bir şey düşecekse diyeceğiz ki ya benim payım şimdi ne olmuştur? Hani şirket gelişti. 100'dü, 250 oldu. Tamam, ver evladım sen 250'yi bana. Ben başka bir gence yatırım yapayım. Şimdi buna yabancılar melek yatırım diyor. Ne yazık ki bizde olan şeyi alıp, vakıflar da buna dahil, bizde olan şeyi alıp sonra paketliyorlar. Sonra bizim tarihi bilmeyen halkımız, aa bak ne güzel bir şey var. Bunun kökü sende zaten. Yani cevap oldum bilmiyorum ama Allah haram dediyse onu da tartışacak bir şey yoktur. Allah ve Resulü bir şeye hükmettiği zaman mümin kulları ancak duyduk, itaat ettik derler. Gençlerimiz kendilerini muhafaza etmek için evlenmek istiyorlar. Ama işte buzdolabı, beyaz eşyaların fiyatları inanılmaz arttı. Yani bu şartlarda nasıl evlenecekler, nasıl yapacaklar? Şimdi ister kız babası ister erkek babası. Mali durumu yerinde diyelim. Oğlu da üniversitede. Üniversite tanıştığı veya dışarıdan bildiği veya kendilerinin uygun gördüğü birini buldular. Ya siz zaten üniversiteye gitmesi, altın arabası bilmem nesi böyleleri de var. Bu kadar para ödüyorsunuz. Evlendirin çocukları. İster sizin odanızda olsun, ister sizin kiraya verdiğiniz dairelerden birinde olsun, otursunlar. Beraberce karı koca gitsinler üniversiteye. Hani kız da istiyorsa. Yok kız istemiyorsa o da onun sorunu. Burada anne babalar büyük vebal altında. Evliliği zorlaştırıyorlar. Yani eğer Müslüman kesime hitap ediyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ay biz cennette görsek, komşu olsak falan diyorlarsa bir daha düşünsünler. Çünkü Efendimizin tavsiyesinde böyle bir şey yok. Kızını evlendirirken ne çeyiz istemiş, ne yapmış? Ha o zamanlar yoktu falan. Hayır, o zamanlar da vardı. Ama önemli olan ahlaktı ve o kişinin kimliği, yani kimliği desem derken kendisiydi. Kız için de erkek için de. Ve anne babalar kusura bakmasın veya duymasın. Eğer iki genç bu fikirdeyse, iki aile de başka tarzdaysa, yaşları da olduğuna göre başvursunlar, evlensinler. Ha ne olacak anne baba aforoz mu edecek? Etsin. O da onların sorunu. Peki abi gençler şimdi internetten çok fazla böyle yatırım tavsiyesi veren yerler var, kişiler var. Bunlara bakıyorlar. Sizden duysak daha güzel olur. Böyle gençlere nasıl bir yatırım tavsiyesi önerirsiniz? Temeli bu işin iman etmekle ve neye iman ettiğimizi bilmekle başlıyor. Yatırım, gençler neye yatırım yapmalı? Gençler kendine yatırım yapmalı. Yani gencin sağdan soldan anneden babadan aldığı veya bir yerde çalışıp kazandığı 3 kuruşunu falancaya verecek de o falanca da bu genç için para mı kazandıracak? Veya efendim şey oynayacak. İşte borsada şu yükseliyor, şu düşüyor vesaire falan. Peki onun yerine kendini geliştirse, kendi elemeli yani peygamberleri örnek aldığımızda mesela hepsinin bir sanatı var değil mi? Yani kimisi marangoz, kimisi ticaret yapıyor, kimisi terzi. Bu bize şu örneği veriyor. Ellerinizle bir şey yapın. Mesela ben inanıyorum ki özellikle şu son birkaç yılda birçok genç artık icat, buluş vesaire kapısı açıldı beyinlerinde. Çünkü onlar önce kısıtlıydı. Yani beynimizi biz kısıtlıyoruz. Bizden adam olmaz. Türklerden adam olmaz. İşte su uyur, Türkler bakar, su akar vesaire. Bunların hepsi hakikaten bizi uyutmak için uydurulan şeylerdi. Almanya'da Alman iş adamları, Alman fabrikatörler Türkleri pek sevmez. Ancak birçok tanıdığım fabrika müdürü veya sahibi vardı. Açıkça şöyle diyorlardı. Yani hafif bir şekilde belirtiyor Türkleri sevmediğini. Ama işçi ararken, ustabaşı yaparken Türkleri tercih ediyor. Çünkü diyor liyakat sahibi, sadakatli, işine güvenilir ve ver anahtarını kafan rahat git. Peki bu topraklardan, bu işçilerden alıyoruz bir kısmını götürüyoruz Almanya'ya.
Almanya'da en güvenilir işçi, ustabaşı vesaire. Nasıl oluyor? Şimdi bunu bir sorgulamamız gerekiyor. Demek ki belli bir disiplinle, iyi bir örnekle, iyi bir sistemle çalışırsa işçiler burada da iyi çalışır. Aynı zamanda da hakkını aldığını bilirse. Almanya'da işçiler zengin değil ama hakkını aldığını biliyor. Diyor ki evet işçi olarak benim alacağım bu kadar. Buna da razıyım. Bizde bir de ne yazık ki şu son yıllarda razı olmama var. Hani fıkralar vardır. Boğaziçi'nden mezun olmuş gelmiş direkt genel müdür olmayı bekliyor. Şimdi de öyle. Yani bu kadar üniversite, her çocuğun üniversite okuması niye? Doktor ol, mimar ol bilmem niye? Çünkü çok para var orada. Ya sizin her şeyiniz, endeksiniz paraysa o zaman zaten hani para yanıcı bir şey. Yandığı zaman gitti. Bütün hayatınız gider. Biraz kendinize yatırım yapın. Türkiye gerçekten batıyor mu? Hiç öyle geliyor mu size? Allah'a şükürler olsun. Epeyce önceydi. Ankaralı bir avukat. Karısı da dış işlerinde görevli. Karımın dedi Amerika'ya tayini bekliyorum dedi. Oradaki konsolosluk veya büyükelçiliğe. Gideceğim bir daha gelmeyeceğim. İlk defa gidiyor yurt dışına. Ben dedim ki kendisine isterseniz bahse girelim dedim. Gidersiniz orada dedim. 6 ay bir sene. İlk 6 ay zaten turist vesaire gibi geçer. Burası böyle. Filmlerde gördüğüm vesaire falan. Sonra geldiğinizde dedim Esenboğa'nın toprağını öpersiniz dedim. Kahkaha attı. Göreceğiz Salim Bey dedi. Öyle bir şey olmaz. Yaşıyordur hala. Tahmin ediyorum 1,5 sene sonraydı. Ne olmuş ne olmamış tekrar karısını Ankara'ya tayinli istemişler olmuş. Ve dedi ki utanmasam toprağı öpecektim dedi. Çünkü ayrı dünyalar. Şimdi öğrenciyken rahmetli babam işte özel dövizli öğrenci deniyordu ona. Parayı Merkez Bankası'na ödüyordu. O zaman öyle havale falan filan yoktu bizim zamanımızda. Oradan da bir tane çek alıyor. Ben o çeki Almanya'da herhangi birine bozuluyor. Yaz tatiline geldiğim bir zamanda tam babamın yine bir çek alacağı zaman ya yani para ödeyeceği zaman. Oğlum dedi madem geldin hani biz de Tarsus'tayız orada Merkez Bankası yok Mersin'e gideceğiz. Sen bari hallet bu işi dedi. Tabii ki babacığım aldım parayı. Gittik arabayla Merkez Bankası'nın önüne. Bir baktık ki Merkez Bankası'nın önü park, otopark haline getirilmiş. Arkadaşla ikimiz de şakalaşıyoruz. Otoparkçı uzakta dedik. Ben sen burada dur, otoparkçı görüp de bizden para almadan biz kaçalım. Hemen alıp gelirim. Gerçekten de gittim hızlıca işimi hallettim, döndüm, geldim. Otoparkçı daha genç bir çocuk yaklaşıyor. Biz hemen arabayı çalıştırdık, kaçacağız. Abi bir dakika falan dedi. Biz mecburen durduk tabii. Neyse geldi. Yahu dedik biz deminden beri planını yapıyoruz. Sen görmeden kaçalım diye dedik. Abi canını sağ olsun dedi. Para bana gelmiyor dedi. Ben yazarım kendime de olur mu öyle şey falan dedik. Biz parayı ödüyoruz. O sırada Meyan Kökü vardır güneyde. Çok severim. Neyse tam o geliyordu. Dedim arkadaşa. Ya çok özledim dedim. Tam da denk düştü. Ondan sonra işte o da arabaya doğru geliyor. Arabanın yanından geçiyordu. Başladı doldurmaya. Ben içtim. Arkadaşım içti. Hatta ben iki tane içmiş olabilirim. Arkadaşım parayı ödeyecek. Parayı ödetmedi bize. Parkçı. Şimdi böyle insanların olduğu bir ülke. Hadi bunu yaşayın bakayım. Avrupa'da. Neyi aradığınıza bağlı. Yani kendiniz bir hücreye kapanmış. Belli bir yaşam sürmek için. Bitkisel hayat desem yeridir. Böyle bir hayat istiyorsanız. Gidin. Bir de şunu anlamıyorum. Türkiye'ye batıyor. Türkiye'den şikayet. Kardeşim niye gitmiyorsun ya? Git iltica et, başvur, bir iki yalan uydur veya eğer meziyetin varsa doktor bir doktor kaybetti Türkiye, kaybedelim, gidin. Yani sevmeden bulunuyorsan bir yerde zaten bulunma. Niye şikayet ediyorsun? Şimdi şikayet etmek hata mı oldu? Hayır, yapıcı şikayet. Yani şuradaki yolda çukur var, tamam belediyeyi arayalım, söyleyelim. Yapmadılar, bir daha söyleyelim. Biz elimizden geleni yapalım. Ama sen bu güzel ülkeyi nasıl kötülersin ya? Nesi batıyormuş? Yani ben batmış Türkiye'yi 90 öncesini bir görsünler. Rahmetli babamın emekli maaşı kuru yemişçiye girip şöyle bir torba kuru yemiş almaya yetiyordu. Ama kimse şikayet etmiyordu. Çünkü o eski nesil zaten daha kötüsünü geçirmişti. Almanya'da üniversite yıllarımda ben şehir içinde öğrenci yurdundaydım. Finaller yaklaştı. Bir arkadaş da şehir dışındaki öğrenci yurdunda ona gideceğim. Pazar günü, pazartesi de imtihan var. Geceleri zaten çalışılıyor falan filan. Böyle birazcık sersemlemiş bir şekilde otobüse bindim. Ve şoförün yanında böyle çok şirin bir şey kasa olur. Parayı üste koyarsın.
Onun bir de kapağı vardır. Şoför onu görür, tık basar. Alttan bozuk paralar çıkar vesaire falan. O bozuk paraları cebime koyarken tıklım tıklım bütün emekliler de pazar günü, onlara bedava mıydı neydi bilmiyorum artık. Böyle dolu olunca da oturacak yer de yok. Ben bir yere tutunayım bari falan dedim. Cebime koyarken para üstünü bir 5 fenik. Yani şimdinin 2,5 senti oluyor. Elimden düştü cebimden ve şöyle yuvarlandı gördüm. 5 fenik. O kadar çok kişi ayakta duruyor ki onların arasına gidip onu almak, hani daha büyük para olsaydı da almazdım. Neyse ben gördüm, tuttum tutunacağım yeri, devam ediyorum. Arkamdan biri omuzuma dokundu, döndüm. Bir amca, Alman amca. Sizin paranız düştü dedi. Evet farkındayım ama dedim çok uzaktı. Olsun, sizin paranız, alacaksınız dedi. Bunda başka bir cevap bulayım dedim. Dedim ki 5 fenikti dedim. Vay efendim demez olaydım. Almanların meşhur bir şeyi vardır. Feniye, yani kuruşa önem vermeyen, markı bulamaz. İşte bu nankörlük bilmem ne, adam bir başladı. Onun yanındaki diğer yaşlılar da aynı şekilde konuşmaya başladı. Hani hakaret etmiyorlar ama ezildim. Daha üniversite şeylerine, yurtlarına gelmeden ilk durakta düğmeye bastım, hemen atladım. 5 fenik de orada kaldı ama en azından o şikayetlerden kurtuldum. Şimdi bu bir toplum baskısı. Ama yaşamları böyle. 6'ya 5 kala fırına girerseniz ekmek ekmek. Ekmek istiyorsunuz. Fırıncı böyle bak. Kapatıyoruz der. 5 var ya. 5 dakika daha var. Tamam. Bu hayat tercihi. Ben Türkiye'deki o canlı insanları, tepkilerinin de canlı olduğu, hakikaten buram buram insan. Bunun içinde kötüsü yok mu? Var. Ama o kötülerin bile içinde hakikaten hala insan var. Bunu da anlatmadan geçemeyeceğim. Yıllar önce 70'li yıllarda, 70'li yılların sonu, 78 olsa gerek, Rize'ye doğru bir yolculuğa çıktık. Rize'nin Çamlıhemşin kasabasına, köyüne gidecektik. Orada bir tanıdığımız vardı. Birine yol sorduk. Çamlıhemşin'e araba gider mi diye. Rize o zaman küçük bir yerdi. Dedi ki bir kamyon vardı, o da dedi gitmiştir. Kamyon değil dedim, biz ev taşımayacağız. Yok dedi, yollar köyde, oraya otobüs falan gitmez, kamyonla gidersin. Dedim ki otel var mı? Sen ne diyorsun hemşerim dedi. Bize gideriz dedi. Ben şimdi kaldım. Yanımda da bir hanım var. Yani falan. Merak etmeyin dedi. Ben arkadaşlarda kalırım dedi. Siz dedi rahat rahat bizim evde kalırsınız. Böyle bir şey. Muhteşem. Yani bu insanların olduğu ülke zaten batmaz. O ekonomi dediğimiz şey de uydurmaca rakamlardır. Hiç kimse vesveseye kapılmasın. Kendi işi neyse onu, tasarruf etmemiz gerektiğinde yorgana göre ayağımızı uzatacağız. Tamam yani bazı şeyler pahalandı. Ona göre biraz tasarruflu yaşayalım. Ne var yani?